Engin Altan Düzyatan'ı Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Ailesiyle birlikte aynı ay içerisinde hem yaz hem kış tatili yaptı yakışıklı oyuncu. Önce Dubai, sonra da. Aynen. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Vallahi işte böyle biraz tatil yapıyorum şimdi. Dinleniyorum, keyfim yerinde. Sağ olun. Engin Altan Düzyatan bu yıl herhangi bir projede yer almayı düşünmüyormuş. İyi dinlendiğiniz projelerde geliyordur muhtemelen. Geliyorlar da bu yıl pek bir şey yapmam artık. Yani bu yılı kapatırız. Önümüzdeki yıl gelecek olan projeleri değerlendiririz ama bu yıl bir şey yapmam yani. Engin Altan Düzyatan oyunculuğun yanı sıra artık yapımcılık da yapmaya başlamış. Peki hangisi daha zor? Yani oyunculuğun şöyle bir rahatlığı var gerçekten. Hiçbir şeyle sen uğraşmıyorsun. Birileri senin adına uğraşıyor. Sen gidiyorsun oraya, oynuyorsun, eve dönüyorsun. Yapımda tabii daha zor işler. Yani çok fazla parametre var ve bütün parametreleri senin kontrol etmen gerekiyor. Yani şimdi onun geyiğini yapıyorum arkadaşlarıma yani. Starlık iyiymiş diyorum. Yatıyorduk orada, güzeldi. Şimdi her şeyle uğraşıyoruz tabii ki yani. Engin Altan Düzyatan yıllardır birçok projede yer aldı. Peki bir biyografi filminde yer almak ister mi? Yani kahramanımız hepimizin vardı çocukluğunda ama yani bilmiyorum, açıkçası hiç düşünmedim ne oynamak isterim diye. Biz biraz daha hani elimize gelen hikayelere bakarak yönlendirdiğimiz için kendimizi biraz ona alışmışız herhalde. O yüzden ne oynamak isterim diye oturup düşünmüyoruz. Önümüze gelen senaryoyu okuyoruz, ona göre değerlendiriyoruz. Hiç aklıma gelmiyor vallahi böyle sorduğun zaman ne oynamak isterdim. Biyografi işleri son dönemde çok popüler oluyor. Çok meşhur, evet. Galiba şimdi Barış Manço'nun da hikayesini yapıyorlar. Evet, keyifli hikayeler. Bana benzeyen birileri bulursak büyük ihtimalle onların bir tanesine ben oynarım. Güzel bir David Beckham diyeceğim de o daha genç geldi. David de genç. David'i de Türkiye'de biz yapmayız herhalde yani, değil mi? Büyük ihtimal yabancı birileri yapar.